Merhaba arkadaşlar, bir antrenman videosuyla karşınızdayız. Bugün Barış abiyle birlikteyiz. Yıllık buluşmamızı yaptık. Geçen sene oldu mu? Bir sene oldu mu ya? Geçti abi, bir seneyi geçti ya. Vay be. Bir sene önce antrenman bile değil. Biz seninle normal oturmuştuk. Antrenman videosunun üstünden bayağı geçti. Ha, doğru doğru. Antrenman videosunun üstünden çok geçti. Çok geçti abi ya. Çok geliştim abi o zamandan beri. Çok geçmiş, çok geçmiş. Yani son gördüğüme göre bayağı bir hacmini atmış, kilo almış. Sağ ol abi. Boyun uzamış. Şöyle filan biz böyle tepeye filan tırmanıyoruz konuşmak Hayır, için arkadaşlar. Büyüme çağında bir çocuk olduğum için boy atıyorum sürekli. Büyüme çağında bir çocuk mu hala? Büyütün artık şunu efendim ya. Bir büyüsün artık, bir bitsin büyümesi yani. Evrenin oksijen tüketimi için yani. Neyse güzel, yakışıyor sana, sen kaldırıyorsun. Çok sağ ol abi, çok sağ ol. Videoya geçmeden sana bir hediyem var. Aylardır, aylardır bunu tutuyorum çekmecemde. Evet, bak, bakın gerçekten çok spontan, ya spontan dedim, benim için de sürpriz olacak. Uzun zamandır söylüyor, abi sana bir hediye aldım, bir hediye aldım, sen çok seveceksin. Beni de çok merakta bıraktı, ben de heyecanla bekliyorum ama ben de sizlerle birlikte ilk defa göreceğim şu anda. Abi bu ne şimdi, sen bir bak. Orijinal kutusu mu? Orijinal kutusu. Bakalım, ben sana söyleyeyim, bu içinde retro oyunların olduğu, hatta 500'e yakın oyunun olduğu bir tane retro game plug. Değil mi? Aynen işte. Ve aynı zamanda powerbank abi. Şaka yapıyorsun. Powerbank çalışıyor. MagSafe Powerbank bu arada. Ya süper bir icat bu ya. Şarjı var mı? Var, olması lazım. Bak gerçekten çok düşünülmüş, güzel. Ah, açıyorum. Aç abi. Aha Turtles da var, hemen Turtles'a girelim. Aha başlıyor. Çok güzelmiş bu ya. Bunlar benim ilgi alanlarım. Bunları nasıl ben değil de sen görüyorsun arkadaş, bu çok gerçekten. Şöyle fut askerleri çıktı karşımıza. Şu fut askerlerini hemen halledelim. Ve abi güzel yanı MagSafe bir powerbank yani. Direkt çok rahat. Kendi powerbank'i bunun şarjını bitirmesin yeter benim için. Evet evet, yok abi çok şarj yemiyor o retro oyun kısmı. Bunlar benim için çok önemli. Bunlar bu Game Boy'lar. Bizim zamanımızda Game Boy derdik bunlara. Benim evimde çok Game Boy var. Game Boy koleksiyonum da var bu arada. Ben biraz daha tabii eski Game Boy'ları biriktiriyorum ama bu Game Boy'lar ben her gittiğim yerde böyle elimin altında olsun diyorum. Mesela bir yere gidiyorum, bekliyorum ya da iş yerindeyim. Şurada bir kahve içiyorum. 2 dakika böyle o oyunu oynamak inanılmaz keyif ve huzur veriyor ve en çok da kamplarda. Bir de mesela hiçbir şey götürmediğim kamplar falan var. Evet. Az önce de bahsettim. Çadır madır olmadığı zamanlar. Bu böyle pocket boy ya. Evet. Hiç yer kaplamıyor ve bataryası da çok yüksek. Bunu cebine koy git. Bütün gün istediğin bir hafta oynasan yine bitmez abi onun bataryası. İnanılmaz bir şey o yüzden abi. Mario'su bayağı iyi bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Ben yalan yok. Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Beklentimin çok çok üstünde bir hediye oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Vallahi çok abi. Her zaman. Kardeşim eyvallah. O zaman biz biraz ısınalım arkadaşlar. Şimdi antrenmana geçiyoruz. İlk hareket incline bench press, incline barbell bench press. Niye incline bench press'le başlıyoruz? Paşamız öyle istedi. Çünkü abi ben incline bench press'le başlasam olur mu dede? Misafir, bizde misafir kırılmaz. Takayım abi. Tak bakalım. Isınıyoruz değil mi? Isınıyoruz abi. Tamam. Yalnız benim normali de bunun bir tık üstü. Olsun abi. Ben de bir basayım. Hoppa. Bir ağırlıkçı, bir vücutçu yemeklerini her zaman yanında taşır. Yemek çantası her zaman yanındadır. Tuna gibi disiplinli bir sporcu da her zaman yemek çantasını hiçbir zaman yanında ayırmaz. İnşallah. Çok, çok güzel ama çok tarz. Cupcake'li abi. Cupcake'li bayağı. Karbonhidrat makrosundan geri kalmıyorum. Şöyle işte. Spot istersen atarım ama sana. Yok ben hiç spot kullanmam. İlk setimiz olsun. Biraz yine benim tarzda çalışalım. Sen tarz çalışmıyorsun. Çalışmıyorum. Yok abi ben o tarzı almayayım. Müsaadenle ben onu öyle sen gideceğim. Sen tabii ki tabii ki. Devam abi. Devam. Bas. Geldi. Çok iyi. Çok iyi. Bizim seninle önceki çektiğimiz videoda ben nefes nefese kalmışım antrenmanda. Ben ona bir açıklık getirmek istiyorum. Ben o antrenmanda Barış abinin gazabına uğradım. 60 kiloyla 70 tekrar mı ne yaptım? Öyle bir şey yaptı, evet. Sonra ben göğsümü açamadım. Ben normalde öyle bir çalışma metoduna alışık değilim ben. Daha düşük tekrarlar, daha yüksek ağırlıklar. Evet evet. Onu senin yapınca enerji sistemin ona göre. Hop. Ne oldu lan? Bitti mi? Bitti abi.
Hadi be. Isınma bu kadar ya bizde. Kasıyı yormadan hareket mekaniğine ısınıyorum abi. İstiyorsan biraz kaloriferleri açtırayım. Bu yetmez. Yok. Ben sana söyleyeyim. 5 dakika abi. 5. Bize öyle. Bize tamam. Yetiyor Betun ha. Tamam abi. Biz öyle 5-5 gidiyoruz. Sen 20-20 mi? Ben 20-20. Vay be. 20-20 ama çantan şekil. Bu çanta sayesinde geliyor ağırlıklar. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Bravo. Kırmızı mı şey mi? Aha, kırmızı, kırmızı onu. O kırmızı değil mi? Ben renk görüyorum, anlamam. Cidden mi? Ha, bu pembe abi. Ha işte. İyi bile yaklaşmışım. Bu şu an şaka mı, gerçek mi emin olmadım. Yok, hatta videosu vardı onun tepki kolikte. Tamam. Renk körlüğü de, gözlüğü denetmişlerdi. İşe yarıyor muymuş? Valla ben hiç işe yaramadı. Ben de aynıydı yani. Sen kaç dakika dinleniyorsun aralarda? 5-10 dakika genelde. Hadi be. Ha. Vay be. İnanılmaz bir ısınma sistemin var. Hem 5 tekrarla ısınıyorsun, bir de 10 dakika soğumuyorsun. Senin zaten yaydığın kalori şu an buraya geliyor. Rahat, rahat devam abi. Ah! Çok rahat, çok rahat. Devam. Ve bit. Çok rahat. Çok iyi abi. Yakın zamanda kimlerle video çektin? Göktuğ'la çektik antrenman. O da senin gillerden değil mi? Bodybuilding biraz daha. Evet. Ama o da güçlü, güçlü bir bodyci yani. 3, 2, 1. On tane. Top, çok az. Devam, devam, devam. İşte. Kilitlendi, geldi. Çok iyi. Bitirdik. Bitirdik ilk lan bence. Bir açış yapalım o zaman. Çantamı da alayım ama. Hadi çantanı da al, tak ya bakalım. Fly var ya, yıllardır yapmamışımdır abi ya. Bana full'e takabilirsin abi ya. Ne diyorsun ya? Ya. Fena pompalandım abi. Ay. Oo, fena pompalandım. Full ha? Oh. O zaman ben de bir full'e takmayayım. Ben normal devam edeyim. Çok iyi abi, çok iyi. Her hareketin mekaniği farklı. Presin farklı, çekişin farklı. Şimdi hani bir tekrar aralığına sığdırmaya çalışıyorlar. Ağırlık sporunu diyelim, vücut geliştirme, powerlifting hepsi yani. Powerlifting de antrenman kısmı, müsabaka kısmını demiyorum. Bir tekrar aralığına doğru tekrar şudur. 6-8, 8-10. Her hareketin biyomekaniği çok farklı. Yani mesela şu, bu çekişte yani 4 tekrarlar, 3 tekrarlar hiçbir şeyin ifadesi kesinlikle değil. Ben de aynı. Hiçbir şey. Çünkü çekme mekaniğinde şöyledir. Hareketin kitlenme ve kasın boşalma noktası yoktur. O yüzden her zaman yarım da olsa bir tekrar çıkar ama bench press öyle değil. Press'te kitlersin boşalır. Bir tekrar daha yoktur. Aynen. Orada bitti. Deadlift. Her ne kadar sırt çekiş gibi durursa onun da kitlenme noktası var. İtiş hareketi aslında. Evet. İtiş hareketi. Yani bacaklarını itiyorsun aslında yukarıya doğru. Squat öyle. Yine bazı izole egzersizlerde de onu yapabilirsin. Yani bir curl'de de yine yapabilirsin. Tepede bir kitleme noktası var. Squat curl'de falan yapabilirsin ama lateral raise olmaz. Eğer evet. Bir ring kitlenme noktası yoksa ve sürekli gidebiliyorsa, yarım tekrarlar da olsa gidebiliyorsa burada olabildiğince yüksek tekrar. Şeye çok üzülüyorum yani görüyorum. 20 kilolarla lateral raise yapanlar. Sen yapabilirsin. Tamam mı? Ben bile en fazla 16 ile falan yapıyorum ya. Ben de 10 kilo ile yapıyorum. 10 kilo maksimum. Yani senin kütlen yine 20 kiloyu kaldırır ama
Bir adamın bu şekilde lateral raise dışarıdan güzel bile gözükebilir. Aa ne kadar nizam yapıyor diyebilirsin ama trapezi giriyor, rotator kafları giriyor, scapulası giriyor, elevator scapula giriyor. Hepsiyle kaldırıyor aslında. Son setin Tuna. Son set mi? Üçer set yapar. Tamam abi. Geçeriz. Çok güzel. Çok güzel. Kaç çıkar? Haydi. Haydi. Bu arada 74'e taktım. Tamam mı? Yani normalde söylemem, söyleme ihtiyacı duyuyorum bu antrenman. Yani full 74 efendim. 74'e full taktım. Bari böyle diyeyim. Çok iyi abi. Şükür. Tamam. Genelde mesela şöyle, ben de artık Instagram'a bakıyorum. İşimle ilgili olunca keşfete de düşüyor sürekli vücutçular. Mesela sadece bir programını Cable Cross'la, Cable Jungle'la yapan adamlar da var. Bu aslında çok iyi bir şey değil. Yani bunu eğer sadece video ve görsel amaçlı göğüs, sırt, full body yapıyor. Adam hepsini cable'ın bir aparatıyla yapmaya çalışıyor. Evet. Tamam, bu senin güzel bir biyomekanik bilgin, kinesiyoloji bilgin olduğunu gösteriyor ama bu gerçekten temel hatlarıyla her bakımdan kusursuz bir donatılmış bir programa eşdeğer. Yani onun karşılığı olamaz. Hiçbir zaman. O yüzden serbest ağırlıklar, özellikle de ayakta durduğun, denge mukavemetini zorlayan serbest ağırlıklar genel vücut sağlığı ve kondisyon için çok çok önemli. Pump bench sevmiyorum bu İslam'ı ya. Evet, direkt bırakıyor, direkt azalıyor şey. Favorucular sevmiyor. Şeyler de sevmiyor bizim çocuklar, ağır sağlam. Furkan da çok sevmiyor. Ha, Furkan sevseydi hayatında ne kadar değişiklik olacaktı? Çok seviyorum. Niye takılıyorum Furkan sana? Çünkü sen sürekli benim gıyabımda bana takılıyorsun. Haberler geliyor. Ben de kardeşim seni, sana böyle bu şekilde takılıyorum. Bir takılmamın daha nedeni var. Çok seviyorum. Selamlar kendisine. Olsun. Ağır sağlam ekibini çok seviyoruz efendim. Kim dedi? Birisi dedi. Yabancı birisi mi? 40 kiloyla curl yapmış Tuna'da. Onu görmüş. Üstüne çıkmış. Onu atmış. Aynen. 62,5 kilo ile attım abi. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Tek kolda. Ha. Ne diyorsun ya? 62,5 kilo ile curl mü yaptın? Ulan biz 62,5 için hamal tutuyoruz. Çok iyi kitle. Çok iyi. Sapık gibi mutfağın ortasına Red Bull'dan istasyonu koydum abi. Gördüm onu, şey double. Hem Cable Row hem Red Bull'dan istasyon. Gördüm. Şeyi, sadece şeyi merak ediyorum ben. O makine dikkatimi çekti de. Aha. Bir gün aslında sana gelip deneyesim var. Nerede? Çok güzel. Çok hissiyatı falan. Kalmadı. Zaten. Kaldırılacak yer olsun yeter efendim, değil mi? Bir oda komple spor salonu abi. Rekinden bar plaka. Mutfakta Red Bull down duruyor. Odada bisiklet var, trainer. Vay arkadaş ya. Bir tane de şeyim var, onu görüyorum. Bilgisayar düzeni değil mi? Oyun oynamak için. Oyuncusun ha. Evet, yayın açıyorum abi. Ha, oyun oynarken yayın açıyorsun. Aynen. Onu izliyorlar ha, oynuyorsun. Vay be, güzel. That's how we do it, yeah. Güzel abi. Kiloyu mu? Arttıracağım ben onu. Tamam. Yine full atarım.
Ne diyorsun ya? En azından makinelerin pasını alıyor bu şekilde. Ağız plakaları biz hiç görmezdik. Oralar hep böyle tortu birikiyor. Ben arada uğrarım diyeceğim de. Arada gel de. Sen çalışmadan önce her birine şöyle biraz yağ sıkalım. Sen çalıştır orada. Hakikaten son plakaya taktı ya. Yine full taktı. Pump çok yağlı bugün ama. Pump güzel şey ya. Vallahi şu dünyada. Ben de mesela pump olmayınca antrenmandan o şeyi alamıyorum. Yani sanki antrenman yapmamışım gibi geliyor. Oruç yüzünden pump hazır ama. Olamıyorum çok değil az. Değil mi? Evet, oruçken pump çok az. Ama diyorum ya işte bunu böyle yer çekimine karşı bir şeyi başardığın zaman o keyif veriyor sana yani. Evet, evet. Çek. Çok yağlı. Kalorisizlikten ziyade susuzluk pump'ı düşürüyor. Nereye kaybediyoruz da tuz falan evet. Şey gidiyor. Var mı yaz planın? Vallahi hiç yok biliyor musun ya? Video olursa abi. Çok, oh, gerçekten o kadar iyi anlıyorum ki. O yaşta bak en büyük derdim oydu. Vücut geliştirmeye başlamışım, benim için çok önemli. Yaz tatiline giderken böyle bir anda hüzün çökerdi. Antrenman yapamayacağım. Hemen orada bir şeyler ayarlamaya çalışırdım. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz filan. Geçen yaz bir ay Paris'teydim abi. Aha. Uçaktan inip yaptığım ilk şey spor salonuna üye olmak oldu. İşte. Zaten 30 gün, 15 gün jimde geçti benim. Ya çünkü bu günlük huzur dozun yani. Bunu aldığın zaman o serotonin sana çok... Gitmiyorum abi. Anlayabiliyorum. Ben de bak hayatımda gerçekten 5 sene kendi kararımla gitmediğim dönem olmuştu. Şurayı biz tutalım da ne olur. Daha taksitler bitmedi bunun. Şöyle makinelerin bir tozunu aldı sağ olsun kardeşim. Beni de ziyarete geldi. Kıymetle. İzlemişim abi seni. Annesiyle çok sağ ol. Benim için de çok keyifliydi. Sağ ol ağırladın. İnsan şey yani ben çok herkese söylüyorum. Ben tek başıma antrenman yapmayı çok severim her zaman. Ama bazen yalan yok. Bugün de böyle bir motivasyonsuzluk vardı. Yani biraz zor geliyordu. Nasıl antrenman yapacağım dedim. Diyordum. Allah'tan böyle sözleşmişiz. Ben de onun tekniklerine dair bir şeyler öğrendim. O zaman arkadaşlar biz videoyu artık burada kapatıyoruz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bana da abone olun. Barış abiye de abone olun. Kendinize iyi bakın.